yumurta ayağı yüksek. Hastalıklar da uzak durur. Öyle mi? Aynen öyle. Ya benim sütüm? Bu adam benim sütümden içmiş olsa dişleri çürümez. Önce gibi ben biraz dişleri olur. Sonra benim sütümden yoğurt, peynir, ayran daha birçok şey yapıp yiyip içebilirdi. Kalsiyum deposudur bütün müsaitlikleri. Sakın unutma. Kalsiyum mu? Kalsiyum ne demek? Protein. Vücudun ihtiyacı olan bir madde. Bir nevi kireçtir. Kemikleri, dişleri güçlendirir. Kalbin çalışmasına yardımcı olur. Mideye iyi gelir. Yani faydaları zarfla bitmez. Çocukların sağlık devi gelişmesini sağlar. Yaprak sebzeler, lahana, brokoli, ceviz, fıstık, kurbağa gibi meyvelerde bile kalsiyum vardır. Bak. Ne kadar faydalıdır. Evet, hem de çok faydalıdırlar. Yani insanlar süt için peynir, yoğurt yemez dersek dişleri çürür. Kemikleri gelişmez. Sonra sık sık hasta olurlar. İyi beslenmezlerse soğuk vücutları olmaz anlayacak. Polen toplayıp kolumuza götürüp bal yapmak istiyoruz. Ama bu çürük dişli adam sürekli bizi kovalıyor. Evet, kovalıyor. Halbuki bizim de ona dedi çiçeklere zararımız var. Hatta faydalarımız o kadar çok ki. Neymiş bakalım sizin faydanız? Bizim yaptığımız baldan yiyen insan hastalıklardan uzak olur. Bal ilaç gibidir, ilaç. Balın faydaları sayma adlı bitmez. Bitire enerji verir. Göze, zeka geliştirme faydalıdır. Kansızlığı giderir. Damarları açar. Pişmanlığı önler. Bal yersen nezle olmazsın mesela. Saçlar için iyidir. Cildi güzelleştirir. Burun ağrılarını terlemeyebilirim. Mideyi güçlendirir. Bal sayamadığımız bir çoğun şey. Sinek kardeş, bundan sonra bize bak. Yeah!